Gideceğim ben. Hadi görüşürüz. Ki akşamları mesai bitiminde uçarak evime gidiyorum ama bir de evimin önünde bir havuz var. Oturduğum sitenin havuzu var. İlk gördüğüm andan beri aslında hep şey var kafamda, soru işareti. Ya ben işten çıkıp zaten atlayıp uçuyorum. Acaba havuza da insem mi, insem mi, insem mi diye soruyorum. Fakat havuza inmem için yapmam gereken atlayışı da beni uçuracak olan arkadaşım biraz daha mesafe uçuşunu bilen bir pilot olması gerekiyordu. Barış Çelik sağ olsun yardımcı oldu. Kalktık, uçtuk ve atladık. Kafamda hedef olarak duran havuza, evimin önündeki havuza inip oradan evime gitme fikrini de hayata geçirmiş oldum. Atladım, wingsuit'ine yaklaşık 20 saniye, 25 saniye süzüldükten sonra paraşütümü açtım ve rüzgarlı bir gün olmasına rağmen bir şekilde evimin havuzuna inip evime gittim. Muhtemelen dünyada daha önce hani kendi evinin havuzuna başka bir yerden uçup atlayıp inip evine giden bir başka kişi olarak da tarihe geçen kimse muhtemelen benden önce yoktu. Böyle bir şey yaşamış oldum. İnsanlar, ben onu sosyal medyaya yükledikten sonra insanlar normalde sosyal medyaya benim koyduğum şeyleri genelde çok normal karşılamaya başlamışlardı. Tam her şey normalleşmiş dediğim yerde havuza iniş fikri bir videonun en sonunda direkt havuza indiğimi görünce, ki bekledikleri şey tabii ki her zaman gibi karaya inmekti. Havuza indiğimi görünce diğer videolarıma göre çok daha fazla tepki aldı tabii. Genelde mesajlarla insanlar, sorular soranlar, gülenler, alkışlayanlar, tebrik edenler vesaire. Bir de çoğu herhangi bir havuza indiğimi bildiği için aslında sadece işte bunu beğeniyor ama kendi evimin havuz olduğunu bilmeleri ve oradan hemen eve girdiğimi öğrenmeleri tabii ki bambaşka bir yere çıkıyor. Oradan da çıkıp havuzdan eve girdiğim bir videom var benim, böyle ıslak wingsuit'le yürürken. Onu henüz paylaşmadım. Onu da paylaşınca muhtemelen yine insanlar buna çok ilgi duyacaklar.